Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Bugün ben daha iyiyim çok şükür. Arkadaşlar, hayırlı cumalar olsun hepimize inşallah. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sağ alt köşede zil butonu var. Onu bütününe getirirseniz videolarımdan haberdar olursunuz. Beğeniyorsanız da beğeni butonu var, ona basarsanız bana destek olursunuz ve değerli yorumlarınız varsa, önerileriniz, yapmamı istediğiniz modeller varsa bana Instagram hesabımdan da atabilirsiniz. Ayşe'nin El İşi Dünyası 2 tane i ile, zaten linkini açıklama bölümünde paylaşıyorum, oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugün yine İNEOS modeli yapım aşamalarını göstereceğim. Şöyle şu iki rengi kullanacağım. Böyle alt zürafasını geçtim. Ve şöyle ilk zürafama bismillah deyip ipimi sabitliyorum. Ve şöyle şimdi 8 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yedi. Ve sekiz. Ben şimdi ipimi geriye atıyorum. Ve böyle geriye dönüyorum arkadaşlar. Ve hemen şurada bir tane pırpır yapıyorum. Ve tekrar zürafamı yapıyorum. Şöyle ve tekrar geriye dönüyorum. Her döndüğümde zaten bir tane eksilmiş oluyor. Şu ipimi attım yerin içine, hemen bir tane pırpır yapıyorum. Aynı yerin içine bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Bu şekil. Ve tekrar aynı şekilde ben bunu gidip gelip gidip bitirene kadar bunu bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Fazla videomu uzatmayın. Her geldiğimde şurada bir tane pırpır yapıyoruz sonunda ipimizi attığımız yere ve gidip geliyoruz bitene kadar. Evet arkadaşlar, şöyle dağımızı yaptık. Sekizli şöyle. Şu pırpırları da 8 tane oldu. Bakın bitti. Şimdi şöyle bir tane basamak şuraya atıyorum.
zürafayla yandan şöyle bir tane atıyorum. Ve 1, 2, 3 ve 4. Şöyle bakın. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Şöyle bir yuva yapıyorum buraya. Bu şekil bir yuva yapıyorum. Ve istersem tekrar dönüp de yuvaya. Ben onu istemediğim için ben dönüyorum. Çünkü bunu aşağı iniyorum. İsteyen bunu tekrar gidip gelebilir. Orada zaten gül yapacağım için ipimi ben uzatıyorum. Diğer ipimi alta onu biraz daha dolgunlaştırıyorum. Şöyle aşağı iniyorum. Şöyle arada fil dişi yapacağım. 9 tane arada fil dişi olacak arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız için fil dişinin ne demek olduğunu ve tekrar geriye dönüp tepesine ve yandaki zürafaya iniyorum. Geçiş yapıyorum. Fil dişi dediğimiz olay budur. Ben şimdi 9 tane bundan yapacağım. Bir tane daha bundan yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şöyle diğer dağımı da yaptım. Arada 9 tane fil dişi yaptım. Şimdi şöyle şuraya yuva yapmıştım ya. Şöyle pembe ipimi aldım. Şunu şöyle biraz uzun bırakıyorum iki katlı olsun diye. İpim burada fazla bakın. Bıraktım ipimi. Daha dolgun dursun diye. Bu şekil bir tane pırpır yapıyorum. Tepesine çıkıyorum arkadaşlar. Ve tekrar aşağı iniyorum. Bu şekil. Bakın. Tekli sinek kanadı yapıyorum. Bu şekil arkadaşlar. Fırfır yapıyorum. Tepesine çıkıyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. Arkadaşlar ben bunu şöyle 6 tane tamamlayacağım. 4 tane daha yapıp gelin. Fazla gereksiz yere videomu uzatmayayım. Çünkü aynı şeyleri yapacağım. 4 tane daha bundan yapayım. Toplam 6 tane olacak. Evet arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6'nın tepesine çıktım. İnmiyorum oradan. Hemen yandakine batıp şöyle zürafa yapıyorum. Şunun tepesine
Oradan diğerine atlıyorum, bakın. Böyle zürafa yapıyorum. Şöyle. Zürafa yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane zürafam oldu. Şimdi içine giriyorum zürafamın. Arkadaşlar elim yıkanmaktan böyle olmuş. Sürekli sabunla yıkadığım için daha önce çok çamaşır suyuyla sıvı sabun kullandım ve berbat olunca normal sabuna döndüm. Çok sıvı sabun çok mahvediyormuş elleri. Onu öğrenmiş oldum arkadaşlar. Şöyle pırpır yaptım, tepesine çıktım. Şöyle aşağı indim. Tekrar tepeye çıktım. Ve tekrar aşağı indim. Şöyle sinek kanadı yapıyorum. Şöyle üç düğümlü olacak. Üç kere tepeye çıkacağız. Şöyle bir tane daha çıkıyorum. Ve aşağı iniyor. Ve hemen yandaki zürafaya zürafa yapıp bir tane zürafa şöyle arada yapıyorum ve yandaki zürafaya geçiyorum. Ve yine bir pırpır yapıyorum. Aynı şekilde. Bir pırpır yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle 5 tane şöyle sinek kanadımız olacak. Hepsine tek tek yapacağım. Sonra nasıl birleştireceğimi aşağı atacağım. Onu da size göstereceğim. Şimdi ben bunları yine aynı şekilde yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın gülümün son hali böyle. Şimdi şu ilk fil dişini sabitliyorum ipimi. Şunu biz ipimizi ayarlıyoruz bu şekilde. Ve bu orada görünmesini istemiyorsak şöyle tekrar yukarı çıkıp şurada ipimizi koparsak böyle daha temiz oluyor. Bu şekil. Bakın. İki katlı oluyor. Evet arkadaşlar, böyle buraya bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir tane boş fil dişi bırakıyorum. Bakın bir tane attım, bir boş, bir tane pembe yapacağım. Bir boş, bir tane yeşil yaptım. Burada bir boş, bir tane pembe yapılacak. Bu şekil arkadaşlar. Şöyle ben bunu yapmadım. Benim bitmiş yazmam var. Bunu göstermek istiyorum size. Bakın bu şekil bu yazmamda. Bakın. Bunun arası daha geniş yapmıştım. Bir tanesini şöyle bu aynı renginden yaptım gülünü. Bir tane böyle pembesinden yaptım. Çünkü benim yazmamda öyle. Ha, gül kurusu işin aslında. Pembe gül kurusu karşımı bir şey. Ortası bir şey. Bu şekil benim yazmam. Model bu şekil oluyor. İstediğiniz renkleri de tabii ki kullanabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış bir şey. Benden bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.